Merhaba, iyi akşamlar. Ak Sigorta, Ak GRT. Çok oldu. Yani en son ne zaman baktık hatırlamıyorum. Eylül ayında muhtemelen oradan kalmış trend çizgisi. Yani şunları bir temizleyeyim. Burada bir düşeni vardı. Ben bakmadan evvel. Şöyle bir de yüksek, yani bir sıkışma alanı vardı daha doğrusu. O sıkışma alanındaydı. Burada ben de yani dönüp bakmadım. Şimdi yalan söylemeyeyim. Hiç bakmadım dönüp. O kırmış tabii düşeni. Şurada da bir direnç, dikkat edin, bunu hatırlıyorum yani. Bu direnci de kırması çok iyi olur demiştim. Dolayısıyla yükselen trendine olmuş, uymuş. Bu çok güzel bir görüntü aslında yani, derslik bir taraftan. Yani strateji nasıl oluşturulur, işte bu kırar. Sonra illa her kırılımda bu kadar verecek diye bir şey yok ama yükselen trendin üstünde kalan bir şeye uyarsınız genellikle. Tabii çok ayrı gidince o da ısınmıştır biraz, bu kadar hızlı gidince bir kar realizasyonu, hatta kar realizasyonu değil, bu aşağı bir akım yapmış, çok çabuk yapmış gördüğüm kadarıyla. Ben de böyle bir değerlendirmiş olayım. 200 güne tekrar yakın temas gibi de varsayabilirsiniz, tam temas etmemiş ama yani şu 15-20 kuruş bir şey kalmış ve desteğinden dönüş tekrar yukarı. Tam para kazandırmalık bir performans şu gördüğünüz dalga. Çünkü yani hisse BİM gibi olsa nasıl para kazanacaksınız? Yan yan gidiyor işte ya. 2 lira da oynuyor. 2 lira da oynayan kağıtta zor. Böyle oynayan kağıtta daha kolay. Yine yükselen bir trendi var. Yani tekrar aslında şuradakiyle benzer bir hareket yapmış. Yani birebir benzemese de aynı mantıkta hareket etmiş kağıt. Şöyle bir düşen trend yapmış, aşağı salmış, tekrar kırmış yukarı doğru. Burada yani majör olarak 7.75 arkadaşlar. 7.75'in üstünde kaldıkça yukarı akımın devamı beklenebilir. Hiç trend çizgisi çizmeyelim, yormayalım kendimizi. Yani şu an 8.06, tüm şeylerin üstünde, ortalamanın üstünde 8 gün desteğini alıyor. Yani 8 gün desteğinden saldığı zaman gördüğünüz gibi yani hep aynı hareketi yapıyor. İşte arkaya bakın. 8 gün dalıyor. Daldığı zaman hepsinin altına giriyor. 50 günün falan. Üstüne çıktığı zaman 8 gün bütün kısalara alttan kestiği zaman bir performans. Tam tersi. Burada böyle değerlendirin. Dolayısıyla fiyatlar burada özellikle 50 günün altına girdiği zaman biraz aşağı, biraz daha aşağı bir sarkma olabilir ama 50 günü öyle çok aşırı da terk etmiyor gördüğünüz gibi. Onu da söyleyeyim. Hani genellikle 7.54 mesela, işte yani 6.99, 6.98, 50-60 kuruş kadar 50 günü terk edebiliyor aşağı doğru. Ona göre bir strateji oluşturulabilir. Ama genel olarak en azından şöyle söyleyelim. 8 veya 20, artık o sizin şahsi şeyinize, risk algınıza göre değişir. 8 veya 20 günün ortalamasının üstünde kaldıkça yukarı yön beklenir. 8 gün de şu an zaten 8 günde fiyat olarak 8.05, 20 günde 7.85. Dolayısıyla 20 günle şey arasında çok fark yok, 50 gün arasında çok fark yok. Ama isteyen tabi 10 kuruşta, yani benim mesela tanıdığım bir arkadaş 2 kuruşu bile şey yapar. Yani o şansı vermez yani. Herkesin kendi risk algısı değişik. RSI hala yani yukarı mı diyelim buna? En azından kendi ortalamasının üstünde, yani yukarı devam ederse yani RSI'nin 57'nin üstünde kalması lazım. Yukarı devam edecekse 57'nin altına girmeye başladığı zaman RSI seviyesi 56'ları falan görürseniz biraz daha şeye gidiyordur. Bir düzeltme biraz daha sertleşebilir. MACD'de hala yani boynu biraz yana doğru dönmüş ama şöyle bir uzamış, düzleşmiş ama hala yukarı bir rakamı devam ettiriyor. Yani burada şeyler de çok küçük. Mumların gövdeleri çok küçük. Yani hafif hafif satıcılı. Onu da söyleyeyim. Ama kararlı bir satış yok. Şuradaki tepeye benzediğini görebilirsiniz. Hani buradaki tepeye benziyor diye kalkıp da şu hareketi de beklemeyin. Yani her zaman aynı şey olmaz. Ama şeklen ufak ufak benziyor. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Yukarı hareketlerin devamında direnç belli burada. Zaten hani 8.33'ün üstünde tek bir kapanış yapabildi. İki kapanış yaptı daha doğrusu Ak Sigorta bugüne kadar. Dolayısıyla 8.33 geçilmeli arkadaşlar. Burada üstünde kalışlar. Yani ne kadar sık çok mum bırakırsa 8.33'ün üstüne, o zaman oranın kırıldığına ikna oluruz. Tek mumla kırmayız. İki mumla da kırmayız. 3, 4, belki 5 mumla. Çünkü hani çok ayrılmazsa, yani 8.33 diyelim, yukarı doğru hareket devam etti. 8.33 geçildi.
8.50'ler, 8.60'lar tamam, o zaman sıkıntı yok. Ama yakın mumlar yaparsa, o yüzden söylüyorum, 3-4 mum aramak lazım. Herkese iyi akşamlar.